Herkese merhaba, ben Aygül, kanalıma hoş geldiniz. Bugün bir beni tanıyın videosu çekiyorum. Ben aslında insanlar bir şeyleri anlatmadan önce öncelikle kim olduklarını anlatsınlar isterim. Kim olduklarını bilmek isterim. Örneğin bir dersi ilk defa alıyorsam, o hocayı ilk defa görüyorsam, hoca derse girdiğinde derse başlamak yerine öncelikle kim olduğunu anlatsın isterim. İşte nereli, kaç yaşında, ne okumuş, nerede okumuş gibi şeyleri öğrenmek isterim. Kendi anlatmıyorsa da birazcık stalklarım ve kim olduğunu öğrenmeye çalışırım. Bu yüzden aslında size de ilk olarak bir beni tanıyın videosu çekmek isterdim ama mantıken YouTube'da hiçbir şey olmayan birinin beni tanıyın videosu çekmesi birazcık anlamsız olabilirdi. O yüzden hazır böyle yeni yeni kaynaşıyoruz. Ben de sizinle bir tanışmak istedim. Bir beni tanıyın videosu çekmek istedim. Bu video aslında genel bir beni tanıyın videosu olacak. Yani daha çok değişmesi daha zor olan şeyleri bu videoda söyleyeceğim. Örneğin en sevdiğim şarkı mesela dönemden döneme değişen bir şey. O yüzden o tarz soruları soru cevap videolarında çekeriz diye düşündüm. O zaman kısaca hemen kendimi tanıtayım. İsmim Aygül. Herhangi bir ikinci ismim falan yok. 30 Mart 1996 yılında Bursa'da doğdum. Yani 21 yaşındayım şu an ama artık Mart'a bir şey kalmadığı için 22 de diyebiliriz. Koç burcuyum ve bildiğim kadarıyla Koç burcunun özelliklerini de taşıyorum. Boyum 1.60, 1.59, 1.58. Yani aslında bunları söylemem gerekiyor ama mesela dışarıda karşılaşıp gördüğüm başka YouTuber'ların beni tanıyın videolarına baktığımda işte benim boyum 1.67 falan demişler ama mesela aynı boydayız aslında. Gördüm yani canlı olarak falan. Yani o yüzden aslında kabul ederim. Kısayız. Kilom genel olarak 46 ama yazın eğer böyle birazcık kilo verirsem 43'e kadar düşüyorum. Kışında kilo alırsam 48-49'lara kadar çıkabiliyorum. Değişken bir kilom var ama genel olarak 46 diyebilirim. Liseyi Bursa Anadolu Lisesi'nde okudum. 2014 yılında da oradan mezun oldum. Sonra da Yeditepe Üniversitesi Sosyoloji bölümünü kazandım. Bölümüm İngilizce ve tam burslu okuyorum. Üniversiteye geldiğim ilk yıl hazırlık okudum ve sonra da bölüme geçtim. Şu an 3. sınıf öğrencisiyim ve yani İstanbul'daki 4. yılım oluyor. Siz bana genelde yeter Baygül çok gezdin işte gezmediğin yer bırakmanı falan diyorsunuz ama aslında çok da fazla yer gezmemişim şu ana kadar baktığımız zaman. Şu ana kadar gittiğim ülkeler diye bir sıralama yapmak istemem çünkü atıyorum işte bir tek Milano'ya gittim ama işte İtalya'ya gittim demek istemiyorum çünkü daha gezilecek çok şehri var gibi düşünüyorum. Ben ilkokulda halk oyunları oynuyordum ve yurt dışına ilk çıkışımda o halk oyunları ekibi sayesinde olmuştu. Bosna'ya gitmiştik ve Bosna'da bir gösterimiz vardı. O şekilde yurt dışına ilk kez çıkmıştım. Daha sonra biliyorsunuz ki 2016 yılında Work and Travel'a Amerika'ya gittim. Amerika'da da Washington DC, New York, Los Angeles, San Francisco, Las Vegas'ı gördüm. Ondan sonra Viyana'ya gittim. Ondan sonra Milano'ya gittim. Ondan sonra da Budapest'e gittim. Yakın zamanda tekrar bir yurt dışı gezisi var. O yüzden de çok heyecanlıyım. Onun dışında genel sorulara tekrar cevap vermeye devam ediyorum. Hiç estetiğin var mı? Hiç estetiğim yok. Yani şu anlık yok. Hiç dövmem var mı? Dövmem de yok. Bayağı yok yok diye gidiyor burada aslında insanlar. Evet estetiğim var işte burnumu yaptırdım ya da işte dövmem var anlamı da şu falan diye uzatıyorlar. Yok. İki kardeşiz, bir abim var. Abim de benden 6 yaş büyük. Galatasaraylıyım. Bunlar dışında neler söyleyebilirim bilmiyorum. Çünkü bunlar dışında soracak sorular genelde işte en sevdiğim yemek şu falan ama benim en sevdiğim yemek de mesela değişebilir. Genel olarak böyle dönemden döneme sevdiğim şeyler değişebiliyor. Ama değişmeyeceğini düşündüğüm kadar net olan bir şeylerim varsa kahve içmeyi çok seviyorum ve domates hiç yemiyorum. Yiyemiyorum. Ama ilginç bir şekilde domates çorbası olur, işte domates soslu makarna falan olur. Onları yiyebiliyorum. Sadece domatesi yiyemiyorum. Kokusuna bile hatta çok gelemiyorum. Umarım bu video beni tanımanıza biraz olsun yardımcı olabilmiştir. Tüm bunların dışında bana sormak istediğiniz başka sorular varsa ya da benim hakkımda merak ettiğiniz başka şeyler varsa beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Çünkü eğer bir soru cevap videosu yapacak olursam mutlaka oradan duyuruyor olurum ve sorularınızı oradan alıyor olurum. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.